Aydın Selcan'ın hazırlayıp sunduğu Dünya ve Biz programının konuğu siyaset bilimci Profesör Doktor Serhat Güvenç'ti. Güvenç, Rusya ve Ukrayna savaşının gidişatını değerlendirdi. Rusya'nın savaşı kaybetmemek için bazı seçenekleri devreye sokacağını belirten Güvenç, bunlardan birinin de nükleer silah olabileceğini söyledi. Topyekün seferberlik ilan edecek. İkincisi, bir yerde bir nükleer silah kullanacak ve hani tırmandıracak. Hani kendi tatbikatlarını yaptığı gibi. Üçüncü kart da Çin tabii. Hırpalanmış bir Rusya, Çin'in bütün planlarını bozacak bir şey. Çin, Rusya'nın daha fazla hırpalanmasını önlemek için o ihtiyaç duyduğu teçhizatı, malzemeyi sağlamaya kalkarsa bu sefer bambaşka bir boyuta geçer. Artık küresel savaş mı? Tabii yani Ukrayna ile sınırlı kalması mümkün değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Büyük Rusya hayalinin hayal kırıklığıyla bitebileceğini belirtti. Bu Rusya'nın savaşıysa etnik Ruslar olmadan yani moral üstünlük hep Ukrayna'da kalıyor. Sanıyorum Ruslar imparatorluğu günün birinde yeniden canlandırabileceklerini düşünüyorlar. Rusya ile baş mahkum kalmak gibi bir seçenek olabilir. Evet. Yani etnik Rusların yaşadığı bir Rusya ile yetinmek gibi bir durum çıkabilir karşılarına. Siyaset bilimci Profesör Doktor Serhat Güvenç, Putin'in saray darbesiyle ihanete uğrayacağını da sözlerine ekledi. Yani Rusya'daki seçimleri sonu belli. Rusya'da Putin'in sonunu hazırlayacak olan şey muhalefetin güçlenmesi falan olmayacak. Muhtemelen bir gün bir saray darbesiyle bir ihanete uğrayacak ve alaşağı edilecek Putin yani.